Hayırlı sabahlarınız olsun. Hepiniz hoş geldiniz kızlar. Şöyle bir kahvemi aldım. Güzel kasemi, yanına da şöyle çerezimi aldım. Vitamin, arada bir yataktayken ağzıma atıyorum. Tabii ki de henüz kendimi o kadar yormuyorum. Ama bazı işleri yapıyorum tabii ki de. Şöyle mesela hafif böyle şeyleri kaldırabiliyorum. Ama bunun üstüne 2-3 tabak daha gelse kaldıramıyorum. Isımışım yavrum, yine yatağımı çırpmış, düzeltmiş bana. Yatağa uzanacağım şimdi. Can'la ve Kadir'le kahvaltımızı yaptık. Bir çorba yaptım. Dediğim gibi böyle hafif şeyleri yapabiliyorum. Şöyle bükme, kaldırma, o tür şeyler daha bana uzak. Ama böyle elimi havaya kaldırmayacağım şeyleri tabii ki de yapıyorum. Tafur da burada. Kız, ne yapayım üstüne çıkmak için? Kızlar bakın, şöyle yapıyorum. Yatağa nasıl çıkıyorum size göstereyim. Şöyle bir yorganımı açıyorum. Şöyle bir yavaşça. Böyle ayaklarınızı bükmeniz, kaldırmanız daha biraz tehlike. Sonra da şöyle bir dönme dolap yapıyoruz. Oturuyoruz yavaşça. Derin nefes alıyoruz. Ve direkmen şu şekilde. Önce bir tane bacağımı uzatıyorum şöyle yatağa. Ondan sonra da diğerini uzatıyorum. Kollarımın altına. Yastığımı alıyorum. Ve dinlenme moduna geçiyorum. Yoksa olmuyor kızlar. Çünkü bu bacak ve kol diğer yerlere benzemiyor. Çünkü bütün desteği oradan alıyorsunuz. O yüzden çok çok dikkat edin yataktan inerken, kalkarken. Zaten o batmalar, o sıkıntıları o anda yaşıyorsunuz. Hadi bakalım, ben bir keyif kahvemi yapayım. Bir de arkadaşlarımı arayayım. Biraz dedikodu laf. Ondan sonra güne devam edelim. Merhaba arkadaşlar, günaydın. Abi, dur anne böyle yapsın. Abi anne kalkamadı. Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki de oyun oynuyoruz. Evet, Azadıma hediye geldi. Annesi ona hediye sipariş Anne, etti. Bir daha bakmayalım. Bakmayalım, evet, bakmıyoruz da. Ne? Sen bakmayacaksın. Bekle. Aç sen, aç. Ben şöyle yapayım, kolumu kaldıramıyor muyum? Görmüyoruz. Sen aç. Bakalım ne çıkacakmış Allah. Hazır. Ben de heyecan. Lan bu ne laka? Aa, o onun torbası. Kaybolmasınlar diye. Vay, onlar da harfler. Zeka oyunları biliyor musun Azat? Vav, magnet onlar. Bak birbirine yapışıyor. Bunu bile yapabiliyorum. Evet. Arkadaşlara hediyesini gösteriyor. Aman ya, bu nasıl bir hediyedir? Abi sana göstersin. Abisi bir göster magnetli şeyler. Ben bunu biliyorum zaten. Sen biliyor musun? Tersine ihtiyacım yok. İhtiyacım yok. Ha, böyle kara karaymışlar Kadir. Sanki oyunu biliyor da ihtiyacım yok. He, o biliyor abisi, o biliyor. Birbirine yapıştırıp ev yapıyor. O bir kere oynadım, bir öğrendim artık. Evet, sonra bir tane ev kur da ablalara gösterelim. Ben Luna Park yapmak istiyorum. Ha, Luna Park yapacaksın. Kartonun üstüne bak nasıl yapmışlar, sen de öyle yap. Bak, ya. Böyle Luna Park yapmışlar. Böyle bir şehir yapmışlar. Evet. Binalar yapmışlar, park yapmışlar. Ev de yapmışlar. Anne, gelsene, anne yardım edecektim. Tamam, hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Bu ne salça gıcık olmuş. Aynı benim babam gibi olmuş kablodan. Simiş buralar tertemiz süpürdü yazdık. Kahvaltımızı da yaptık. Şöyle karışımım bitmiş. Simiş dedi ki anne, bunun içinde ne yaptıysan ondan yine iyi olur. Şimdi kendime hazırlıyorum. Kızlar sirke. Beyaz sirke, bu da azıcık kalmış. Ondan sonra birkaç damla bulaşık sabunu. Biraz da Clash Bula parlatıcı var ya. Buraya koyuyorum, üstünde de su döküyorum. O bir tane kadar kullanıyorum. Dolapların yüzüne, her yerin bütün lekelerini götürüyor. Yani temiz yapıyor. Cam ilacı gibi bir şeydi. Hatta ondan daha etkili. Karına oraya, bunu her yere kullanıyorum. Dolapların da yüzleri hep lekelenmiş. He, yok, bunu herkes yapıyor. Ben de bir videolarda görmüştüm. Yapıyorum ya, şey diyorum. Ama şunu ekstra içine katıyorum. Hadi bakalım, ben hazırlayayım. Ha, bir de bu arada kızlar şey de aldım. Yazmışsanız ki Nane abla, kalsiyum al. Bir magnezyum. Acaba kalsiyum muydu kız, o yanlış mı aldım? Neyse, bu da iyi bir şeydir. Magnezyum sonuçta vegan. Hani halsizliğe karşı, işte ne bileyim dediler, migrene falan da iyi geliyor. Toparlama yorumlarda okudum.
herkese çok iyi gelmiş. İnşallah bana da iyi gelir. Simiş'e dedim sen de iç. O da arada hep diyor ki halsizim falan. Amazon'dan aldım. Veganmış. Bu markada iyiymiş kızlar. Ben bilmiyorum. İlk defa bunu kullanacağım. Yorumların yazdığını size söylüyorum. Onu kullanacağım. Günde bir tane alacakmışsınız. Bir de şu gazlı bezlerden aldım. Dur kız ben ne bunu şöyle. Gazlı bezlerden sipariş ettim Amazon'dan. Hemen geldi. Dün yap dedim. Bugün gelmiş. Yaralarımı temizlemek için, silmek için. Şöyle aldıydım. Gelmiş Amazon'dan. Bu ilacı da dün bana işte Can aldıydı. Bir tane takipçimle yazışıyorum Elif için. Buradan sana kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. O da benden bir ay önce kol ve bacak germe oldu. Bunu zaten hani doktora söylüyor. Sizin ilk ameliyatınıza veriyordu. Evde vardı ama bitmişti. Bantlar çıktıktan sonra da sürekli arada bir böyle yaralarınızı bu kahverengi ilaçla silmeniz gerekiyor. Mikropları öldürür. Türkçe adını bilmiyorum. Sanki Almanca biliyorum. Almanca da bilmiyorum. Çok değişik bir ismi var. Ne kız bu? Schleimhaut. Boşver işte. Şu kahverengi ilaç var ya. Ameliyatlarda falan kullanılan. Ondan. Ben bunu böyle pama işte şu bezin üstüne sıkıp yapıyordum. Elif de bana göndermiş ki Nara abla demiş. Nara dedi. Ben abla değil çünkü aynı yaştayız. Karıştırdım. Nara dedi. Ben bunu boş bir tane sprey şişesine döktüm. Öylece yaralarıma pıs pıs sıkıyor. Çok güzel oluyor. Hani bu şekilde döktüğünüz zaman bezin üstüne de dökseniz çok aşırı derecede hızlı dökülüyor. Ben de şimdi kızların odasını karıştırdım. Bunu buldum. İçinde azıcık böyle bir simiş. Bu neydi kız bu kadar içindeydi döktüm. Ben Türkiye'den almıştım body spreyi. Eskidir o zaman döktüm içindeki. Çok güzel kokuyordu ama arada sırada sıkıyordum ama zaten 2 senedir. Yoktu ki içinde şu kadar bir şey vardı. 2 senedir var. Bak hatta rengi şey olmuş kötü olmuş kızlar. Bunu dedim yıkaymış o ilacı oraya dökeyim. Öyle kullanayım. Fikir bu da size de fikir olsun. Ben de sizlerle paylaşayım. Böyle spreyli şeye koyayım. Şimdi hani bunu da direkt banyoya indireceğim. Her WC'ye falan gittiğinizde neyim? Sıkmanız gerekiyor. Yaranıza dezenfekte etmeniz gerekiyor. Kızlar çünkü hassas bir bölgede. O yüzden bacak olduğu için çok çok önemli bu. Mesela ben bunu halledeyim. İlacımı yaparken de görmek istiyor musunuz? Hadi gelin bak. Tam sevmiş baksınlar yazık kızlarda. Ama klasını daha yapmayacağım. Dur. Şimdi şuraya kızlar böyle göstereyim hani en azından görün ne kadar miktar kullandığımı. Şöyle bir iki damla bulaşık sabunu. Şöyle bir iki yemek kaşığı ben şimdi göz kararı içine sıkıyorum. Şöyle bir iki yemek kaşığı da bundan. Gerisini de sirke kullanıyorum. Hatta sirkem daha az kalmış. Sirkeyi daha fazla kullanıyorum. Onu daha çok kullanıyorum. Onu 3-4 yemek kaşığı da olabilir. Üstüne de su dökeceğim. Nereye gittim ne var o ne var. Bir de iz de bırakmıyor kızlar biliyor musunuz? Ama çok çok malzeme katarsanız iz kalabilir. Ona göre o yüzden çok az katıyoruz. Dur. Şu köpüğü gitsin. Suyla böyle köpüğünü götürüyorum. Heh. Tamam. Şöyle de üstüne su doldurdum. Bu yarım litrelik bir şişe. Şimdi hemen size de göstereceğim. Maskemizi yaptım göstereceğim. İlbizlerimi hep mi kullanılmış? Simiş. Simiş ilbizler nerede? Similik. Şu ilbiz miydi? Çahtası mıydı? Çahtası. Ha, bu çakma ilbizmiş. Neyse bu da fena değil. Bundan size biraz bir göstereyim. Ben tabi silemiyorum ama. Mesela diyelim nerede lekeler var. Gelin bir bakalım. Neden arıyorum resmen dolapta? Ha bakın şimdi şurada lekeler var. Şuraya böyle pıs 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 pıs. Ondan sonra sil. Ay inşallah. Tabii ki ben yapmayacağım. Sadece şimdi gösterme amaçlı yapayım size. Ay hiç sürtemiyorum kızlar biliyor musunuz? Zor bir iş. Şöyle bakın. Leke falan kalmadı gördünüz mü? Tertemiz yaptı. Şimdi bir kurusun. İz kalmadığını da göreceksiniz. Hiç iz kalmıyor. Mesela ha, şu fırında. Görünüyor mu ki acaba izler, lekeler size? Şöyle mi işte? Ha, bakın şimdi gördünüz lekeyi. Şimdi sıkalım bir. İz kalmadığını göstereceğim size. Anam 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 anam. Ay ay ay. Kollarımı kullanmayı çok istiyorum.
Doktorun dedikleri de korktuğum için kaldıramıyorum kollarımı kızlar. Şöyle göstereceğim size. Hiç iz kalmadığını kızlar. Bazen bir sürü ilaçlarla sileriz yine de iz kalır. Bakın. Cıncık gibi yaptı. Oo kolum. Kaldırmıyorsun. Kolum nereye kadar kalkıyorsa şurada aha şu kadar. Şöyle yani kaldırıyorum. Bakın kafama değdiriyorum. Her şeyi yapabilirim. Saçımı kendim toparlıyorum. Ama öyle işmiş yapmaya sakın 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 gösterdim. Siz de kendinize mutlaka yapın. Sadece aynaları silemezsiniz. Aynalarda iz bırakır. Hafif iz kaldı ve onu sevmedim. Aynayı saf az bir şey bezinize bulaşık deterjanıyla su. Bazen de sade suyla siliyorum aynaları. Bakın tertemiz oldu. Hiç iz kalmadı. Onu göster. Evet. Hadi bakalım kızlar. Pasuman zamanı. Bak boşalttım ne kadar güzel oldu. Bunu da banyoya indireyim. Benim ilacım bak parfüm diye bir yerlerinize sıkmayın. Kafanız olursunuz. Tuvalet kokusu değil mi anne? Tövbe estağfurullah. Yavrum bu yaraları defesekte etmek için. Yaz üstüne. Denen svekte miydi? Söylüyor ya yazmama ne gerek var ya? Bunlar ilişkisi gibi. Aynen. Doğru olayla ona benziyor. Neyse hadi Fasuman'a gidelim. Sara'nın da kavun yeme şekli işte yiyor böyle. Canım? Yok teşekkür ederim. Şimdi yemeyeceğim. Sara o kadar büyük doğramışsın ki o diş daha hasarslı. Daha dişin intabı gitmemiş. Onları küçük küçük doğrayacaksın. Doktor sana ne dedi? Ufak ufak yemeye başla dedi. Hadi bakalım. Evet bakın kızlar. Azat yapacaksın Azat. Azadım. Bunu yavaş bu şeyi biliyor musun? Bunlar kleyi balıp dökülüyor. Böyle bana biraz böyle. Çevireceğim. Böyle. Şöyle çevirme. Ha, öyle yavaş yavaş yapacaksınız. Yavaş, nazikçe çeviriyorum. Çok güzel. Böyle evde yapabiliyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Şey tamam, parça var orada. He. Her başka bir şey de yapak mı? Sen bununla oyna. Aynen, onu oyna. Babi başka bir şey daha yapsın sana. Ben de dinlenme moduna geçtim kızlar. Ne yapacağız? Aa, Can şu yastığımı ver bir yastığımı. Bütün yastıklarımı toplamış odayı temizlerken. Nerede yastık? Aa, şu kapının arkasına indirmiş gördüm şimdi. Beklerim var. Hadi bak nasıl güzel oldular gördün mü? Ben böyle dönüyor. İstediğin gibi döner. Kızlar evin işini tabii ki de Simiş halledince benim de bir sürü zamanım oluyor. Bol bol dinleniyorum, kalkıyorum, geri oturuyorum. Uzanmıştım. Şöyle dedim ki şu şey çiçek var ya kabak çiçeği hani dolmasını falan da yapıyoruz. Vallık diyoruz biz Kürtçesinde. Şahise vermişti bana canım. Onu haşlayacağım. Bunu ben kendime yiyeceğim. Seven yer bilmiyorum çocuklar yer mi? Ama Simiş kesin yer. Yıkayacağım tertemiz. Haşlayayım. Düzenlice baktım. Hani sonuçta kurutulmuş şeylerde illa bazen bir şeyler çıkabiliyor. Haşlandıktan sonra biraz haşlansın. Suyuna az bir bulgur atacağım. Sonra da biraz soğan kavurup üzerine dökeceğim. Bol sarımsaklı yoğurtla benim akşam yemeğim o olacak. İşte önceki gün de Türk dükkanından şöyle şu fasulyelerden almıştım. Kızlar geçen gittim hani turşu yaptıydım ya soslu fasulye turşusu. Acayip beğendiler. Çok da lezzetli olmuş. O yüzden azıcık aldım. Tabii daha taze olsaydı, denk gelseydi daha iyi olurdu. Allah bilir bunlar hani ne zaman gelmişti. Yine de güzel tazeler. Bu sefer acı yapacağım. Acı daha güzel oluyor. Domateslerle birlikte vırtlayacağım. Kavanozlarıma doldurup buzdolabına indireceğim. 3 hafta sonra da yersiniz. Hani ne kadar dinlenirse o kadar güzel. Ben daha ameliyata gitmeden önce yaptıydım. Hemen açıp yemişler bile. Yani iyi dinlenince daha fasulyeleri güzel yumuşak yumuşak oluyor. Ben bir şu turşuları, bu fasulyeyi ayıklayayım. İkiye böleyim. Ondan sonra da sıcak su dökeceğim. Az bir şey içerisine o dinlenirken de öbür şeylerimi yapayım. Evet kızlar. Balıkım kaynadı. Şöyle bir avuç kadar da bulgur içine attım. Biraz karabiber, tuz da kattım. Şu güzelce bir kaynasın. Sonra üzerine salça falan eritiriz. Bol soğanla neyim. Güzel olur. Üstüne de yoğurt. Fasulyeleri de tek temiz ayırttım. İkiye böldüm. Büyükleri, küçükleri de öyle attım. Şöyle bir iki dakika burada bir fokuldasın. Ondan sonra da domateslerini hepsini vırtlayıp içine atacağım. Normal bildiğimiz turşu gibi kızlar. Farklı hiçbir şeysi yok. Tamam sadece bir tatlı karşı şeker atacağız. Hem fasulye hem de bol domatesli olacağı için ekşibe yapmasın diye. Hadi bak. Domateslerimizi en güzelce yıkadık.
Biraz bak Tom kolumu şöyle kullanıyorum, kendimi hareket ediyorum. Ne yapayım kız? Temelde de yatakta da sıkılıyorum. Şu domatesleri hemen buradan fırtlayalım. Tabii ki çok güzel kıpkırmızı olsalar daha çok hoşuma gidecekti ama bunlar vardı, bunu aldık biz de. Niye yapalım hadi? Değil mi? Değil mi kızlar? Ne varsa onu alırız artık. Şöyle bir doğrayalım buraya. Bu arada fasulyenin altına da kapattım. Hemen getireceğim. Direkt soğuk suyun altına vereceğim. Sıcak suyun içinde bırakırsanız yumuşarlar. Yani şey olmaz, sonra turşuda kırt kırt yapmaz. O yüzden şey yapacağız. Neyse iki defa da yapayım da turşunu da alalım kız. Taşar maşar meme lazım. Gel bakalım. Evet kızlar. Şöyle bakladım. Tabii gönül isterdi ki rendeleyin. Rende daha güzel, seviyorum domatesi turşu da. Şimdi kolum malum, öyle şeyler yapamayız. Sakın sakın aklınızdan geçirmeyin. Şurada da şişeler var, hazırlamışım. Bir tane 1 litrelik var. 2 tane de böyle işte, kaç tanesine sığarsa. Hemen şurada sosunu, tuzunu, her şeyini ayarlayacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar toz şeker katacağım. Aynı şekilde de siz de şöyle indireyim. Tabii bu sizin yapacağınız miktara bağlı kızlar, göz kararı. Benimkine yaklaşık 1,5 kilo kadar domatesim, yarım kilo kadar da fasulyem vardı, ya da 1 kilo da olabilir kızlar, ölçmediğim için. Şöyle limon tuzu da katacağım, bir tatlı kaşığı. Kimi seviyor, kimi hiç sevmiyor ama biz çok seviyoruz limon tuzunu. Şöyle bir tatlı kaşığı da limon tuzu. Bir yemek kaşığı da kaya tuzu katacağım. Yani iki tatlı kaşığı doldursam zaten bir yemek kaşığı olur. O sonra tuz biraz erisin. Tadına bakacağım. Ondan sonra da şey yapacağız. Tadına baktıktan sonra da tuzunu ayarlayabiliriz. Dikkat edin tuzlu olmasın. Ben geçen sefer 2 kere katmışım. Kesin kamerada fark etmedim. Şöyle yarım çay bardağı da şu dondik bardağını kullandım ablaları. Şu dondiş. Bu nasıl tatlı. Çok sirke seviyorsanız tabii ki de çok da katabilirsiniz ama ben yarım çay bardağı katıyorum. Çünkü limon tuzu da kullandık kızlar. Çok fazla sirkeli olmasın. Şöyle bir de sirke kattık. Şimdi güzelce bir şöyle bir dinlensin. Şöyle bir 2-3 dakika. Ondan sonra tadına, tuzuna bakacağım. Şişelerime dolduracağım. Tamam mı? Şöyle bir karıştırdık. Şöyle göstereyim size kız. Çok basit, normal bildiğimiz turşu gibi. Şöylece karıştıralım. Şimdi dinlensin bir 2-3 dakika. Fasulyeler de burada zaten. Sonra fasulyeleri şişelere bölerim. Üstlerine de sos döldürürüz. Sos doldururuz. Hadi bakalım. Adam yine smoothie yapıyor. Mandalin ve kivi var içinde. Değil mi Azar? Hayır. Kaka geldi diyor ki bana smoothie yap. Evet kızlar, dinlendirdim. Tuzumuz, her şey yerinde. O kadar lezzetli ki şunu şu an şöyle bardağa döküp içebilirsiniz. Ya da kaşık kaşık. Hatta önünde sos kalırsa biraz içine birkaç tane yeşil biber doğrarım, kaşık turşusu gibi. Bu da zaten kaşık turşusunun sosu, sadece şey olarak. Dolduralım. İyice bir çöksün altına. Az az bir şöyle altına çöksün. Kızlar dur. Şey alayım, şöyle bunu alayım. Böyle içine çöktüreceğiz sosunda. Şöyle şöyle doldurun içine. Çöksün böyle iyice. Ondan sonra yine dökün. Yapın. Karıştıra karıştıra dökün içine. İsterseniz önce sosunu doldurun, sonra fasulyeyle. Hani fasulyeyle de karıştırıp direkt öyle de dökebilirsiniz ama o zaman da bir sürü uğraştıracak sizi. Fasulyeleri tek tek içinde al, koy elinden.
bir sürü iş. Şöyle bir iyice bandırın. Şöyle bir hepsini bir dolduralım kızlar, tamam? Hadi bakalım. Sonra gösteririm, kapatırım. Evet kızlar, turşularımız burada. Dinlenme modundalar. Şimdi biraz sonra kapağını karıştırıp ara ara bunu karıştırmam lazım. 3-4 saat durduktan sonra bunun kapaklarını kapatacağım. Ondan sonra da 2 gün dışarıda duracaklar ikisi. Hepsi yani. Sonra da buzdolabına kaldıracağım. Öylelikle kaşık turşusunu hemen bir hafta sonra bile yemeye başlayabilirsiniz. Hatta bizimkiler beklemiyor, daha erken yiyorlar. Bu da normal turşu, hani fasulye, bu çabuk hemen yumuşamaz. Bunu 3 hafta sonra, yani 3 hafta mutlaka bekleyin. Hadi bakalım, ben de şurada hemen tereyağıyla bir tane soğan, şöyle şu güzel balık yemeğimizin üstüne dökeceğiz kızlar. Bir kaşık salçayla. Bu arada burada da o önceki yaptığım şey turşusu, fasulye. Ama tadı o kadar güzel ki anlatamam. Mutlaka deneyin kızlar bunu yeşil fasulyeyle. Hadi bakalım. Olsun, size tabak varken gösteririm. Hemen şimdi balığın en önemli kısmı geliyor kızlar. Tereyağımızı şöyle alıp üstüne dökeceğiz. Şöyle şu balık var ya. Benim bir yengem vardı, abimin karısı yani, Cekka. Biz ona Cek'i derdik. O bunun dolmasını yapardı hep. İşte biz izine gittiğimiz zaman falan buzluktan çıkartırdı, bize pişirirdi, biz çok severek yerdik. Şimdi dersiniz ki kız Cekan nasıl bir isim? Kızlar, gerçek ismi Olivia ama o kendi ismini herhalde hiç sevmiyordu. Çünkü niye hatırlıyorum öyle de, abim ona Olivia, Olivia dediği zaman abime aşırı derecede kızıyordu. oradan da anlamıştım ki demek ki ismini sevmiyor. Cekan denmesine alışmıştı. Öyle yani, o bize yapardı dolmasını falan. Şimdi biz de bunu doğramışlar, kurutmuşlar. Bu şekilde tabağıma alacağım ve afiyetçe yiyeceğim. Gönül isterdi ki bunu köy ekmeğinin üzerine döküp yiyeyim ama no. Bol büyük bir tava alacağım. Ondan sonra yiyeceğim. Ha, şu bir tane de kocaman bir çubuk gelmiş. Girizekalı Sara. Beni korkuttun. Sara camdan birden hortlamış gibi durdu orada. Acıkmış ya. Hadi bak. Evet, kızlar. Biz yemeğimizi falan yedik. Simiş topladı buraları. Makineyi de doldurdu. Simiş, İsmail dayı Gül geliyor, söyledi mi sen? Kardeşim Gül geliyor kızlar. Şöyle çiçeğimi, zeytin ağacımı çekip size kendimi gösterelim. De geç şöyle ayaklarını gösterebilirim. Bacaklarımı şöyle örtemiyorum kızlar. Şöyle yan yana getirip de. Kapatmıyorlar çünkü. Şiştim, bir de acıyor o zaman. İşte onlar gelir. Biraz çay kahve. Sohbet ederiz biraz. Konuşuruz. Bu videoyu da böyle burada kapatayım kızlar. Sizlere Allah'a emanet ettim. Kendinize iyi bakın diyorum. Yarınki videoda da inşallah görüşmek dileğiyle dedik. Hadi bakalım. Bye bye.